birbirinden değerli basını yapmış olduğumuz davete icabet ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ederiz. Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yılının kutlamalarını memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ardından Ankara'da yapılan TÜSAŞ terör saldırısında şehit olan ailelere başsağlığı diler. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı ailelere de acil şifalar diliyoruz. Ve Amasra Özel Maden Ocağı'nda vefat eden Ferdi Tayyar kardeşimizin de ailesine başsağlığı diler. Bu vesileyle Bartın'ımızın derneklerinde faaliyet gösteren derneklerine Bartın'da yaptığımız etkinliklerin daha iyi ulaşabilmesi için, daha güzel işler yapabilmek adına bir platform, Bartın Dernekler Platformu oluşumunu bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bununla ilgili de bir basın açıklaması düzenleme gereği duyduk. Platformumuzun adı Bartın Dernekler Platformu. İçinde bulunduğumuz 100 yıl mazlumların ezildiği, zalimlerin her geçen gün daha da güçlendiği bir dönem olmasına rağmen, dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylara ve durumlara, sivil toplum kuruluşlarından beklenen doğru, kararlı, ilkeli ve milli duruş sergilemek olması gerekirken, yaşanan olaylara doğru analiz etmeden, zalimlerin istediği şekliyle, istişare kültürünü kullanmadan, Bartın dernekleri adına yapılan ve kimi zaman da yapılmayan açıklamalar, ülkemizi ve Bartın kamuoyunda ne yazık ki beklentileri karşılayamamaktadır. Ayrıca bu tarihi süreçte Bartın'ın yetiştirdiği ve ülkemiz için gecesini gündüzüne katan değerlere yeterli düzeyde sahip çıkılmadığı görülmektedir. Bartın İli Dernekler Platformu bu fikri hareket sonucunda 15.10.2024 tarihli 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 25. maddesi 31.3.2005 tarih ve 25.772 sayılı resmi gazete ve yayınlanan dernekler yönetiminin 94. maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur. Bartın İli Dernekler Platformu tarihi süreç içerisinde Bartın'ın müşterek kültür ve gönül coğrafyasını yaşamış insanların oluşturdukları, başta hemşeri dernekleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları arasında birlik ve beraberliği sağlamak, doğru, kararlı, ilkeli, belirlenmiş olduğu amaçlar ve ortak değerler çerçevesinde projelerini ve çalışmalarını gerçekleştirmesine katkıda bulunmayı, bu süreçte yöremizin gelişip kalkınması ile yöre ülke insanımızın huzur ve mutluluğuna yardımcı ve destek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Bartın Dernekler Federasyonu, Bartın Dernekler Platformu gönlü ve ruhu Bartın olan platformumuza bağlı derneklerimizin faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi ile her türlü kamu ve tüzel kişilerle ortak projeler yürütmek konularında faaliyetlerinde bulunacaktır. Tüm derneklerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kıymetli başkanlarımızı Bartın İli Dernekler Platformumuzun amaçları doğrultusunda platformumuza davet ediyoruz. Ayrıca bu kapsamda Bartın dernekleri olarak güçlü platform, güçlü federasyon anlayışı ile beraber hareket edeceğimizin bilinmesine kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim ilk başkanımızın da bir eleştirisel bir boyut eksikliklerden bahsediyorsunuz. Ben yanlış anladım dedim ama eleştiri anlamında kesinlikle bir şey yok. Derneklerimiz, dernekler federasyonumuz bizim asıl çatımızdır. Yine beraber yürüyeceğiz, beraber hareket edeceğiz. Bunun bizim Bartın derneklerimizle alakalı hiçbir şeysi yoktur yani. Ülke geneliyle ilgili bu açıklamadır. Hani yapılamayan bazı açıklamalardan bahsediyorsunuz. Memleketimizin insanına sahip çıkılamamasından bahsediyorsunuz. Evet. Ama bütün bunların oluşması için sizler aslında bir platformun, Bartın Dernekler Platformu'nun altında bir çatıda toplandınız. Evet. Ben öyle biliyorum. Evet. Ben hiç hatırlamıyorum herhalde. Evet. Ama şu an 6 tane dernek siz tekrardan kurdunuz ama ilk şeyde hiçbir sıkıntı yok. Gayet normaldir. Kurulması da gerekiyor zaten. Bu işaret ediliyor daha evvelden ama evet. Orada bir sistem
İlk baştaki o sözünüz yanlış anlaşılacak gibi geliyor bana. Aha. Çünkü bir eleştiri var orada. Bu eleştiri sizin bağlı bulunduğunuz bir dernek var. Yukarıda da var. Federasyon var. Ama bu federasyon o zaman töhmet altında kalmış gibi gelecek bana. Ben mi yanlış anladım? En azından düzeltme fırsatı. Şimdi federasyonumuzla bizim hiçbir derdimiz, sıkıntımız yok. Federasyonumuz bizim üst çatımızdır. Ama biz federasyonumuzun İstanbul'da olmasından dolayı Bartın'da 7-8 derneğin aktif hareket etmesi, federasyonumuzun uzak kalmasında bizler küçük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani zamanlamada, iletişimde, ani kararlar alınmasında. Ama kesinlikle burada eleştiri anlamında hiçbir şey yok. Sadece Bartın'da faaliyet gösteren derneklerimizin burada platform çatısı altında daha güçlü olabilmesi ve daha hızlı hareket edebilmesi adına böyle bir oluşuma girdik. Yoksa federasyon bizim başımızın tacıdır, üst kurulumuzdur. Ben bunu söylerken beni kesin... Yok, estağfurullah. Tabii ki, doğru. Böyle bir algı, doğru. İnce çizgi yakalamak istendim mi? Doğru. Vatandaş da yakalayabilir. Kelime. Evet. O yüzden bunu hatırlatmak istedim. En azından düzeltme imkanımız var. Evet. Farklı anlamalara da yol açmasın. Aynen. Yok, teşekkür ederim. Şimdi şöyle şey var. Burada başkanım müsaade edersen. Batınımızda çok değerli insanlar var. Bu değerli insanlara bizim katkı vermemiz lazım. Bu da Batın'dan olur. Biz onun için öyle yazdık buraya. Biz Bartın'dan bu dernekle o değerli insanlarımıza destek verme amaçlı bu platform kuruldu. Kesinlikle bir eleştiri anlamına gelinmesin bu. Biz sadece Bartın'daki dernekler olarak sözümüzün bir yerlere ulaşmasını istiyoruz. Değerli insanlarımızı bir yerlere ulaştırmak istiyoruz. Amaç bu. Başkanım. Değer Bartın'ın değeri olsun istiyoruz. Bartın'ın çocuğunun değerlenmesini istiyoruz yani. İşin özü bu. Bartın Dernekler Federasyonu'nun bir Bartın temsilciliği vardı. Bu BİDEF'in kurulmasıyla Bartın Dernekler Federasyonu Bartın temsilciliği lav mı olacak yoksa aynı şekilde faaliyetlerine devam mı edecek ve ikinci bir sorum da Bartın Dernekler Federasyonu Bartın temsilciliği adı altında az önce de söylediğiniz gibi bazı noktalarda eksik mi kalıyordu ki federasyon platform gereksinimi duyurdu? Şimdi birinci sorunuza cevap vereyim. Bartın Dernekler Federasyonu'nun icra kurulu başkanı yine aynı şekilde bizim dernek üyemizdir. Aynı şekilde dünkü hizmeti neyse bugün ve yarın devam edecektir. Bizim kesinlikle federasyondan hiçbir şekilde bağ kopukluğumuz olmayacaktır. İkincisine geldiğimizde eleştirinin açıklamasını Halil Bey'e söylemiştik zaten. Hiçbir şekilde bizim federasyonu eleştirmek adına bir şeyimiz yok. Sadece aradaki mesafenin ani kararları yakalayamamamız, ağır kalmamız, burada daha hızlı hareket etmemiz adına platform çatısı altında toplandı. Hayırlı uğurlu olsun başkan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizlere. Birlikte olacağız hep beraber. Çünkü hepimizin ortak paydası, basın mensupları olarak bizlerin de ortak paydası. Bartın. Biz bunun için de elimizden gelen her türlü gayretimizi gösteriyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah iyi çalışmaların altına imza atarsınız diyorum. Hep beraber yapacağız. Bartın'ımıza hep beraber sahip çıkacağız. Sizlerin vasıtasıyla sizler de bizim kalemimiz olacaksınız, gözümüz olacaksınız, elimiz olacaksınız. Burada yönetim kurulumuz 7 dernek. Dernek başkanı yönetimdedir. Başkanlığını arkadaşlarımız benim şahsıma verdiler. Ama ileriki dönemde tabii bu değişecektir haliyle. Şimdi ileriki yapacağımız toplantılarda altta komisyonlarımız olacak. Bu komisyonlarımızı daha güçlü hareket edeceğiz. İyi bir şeyler yapmanın peşindeyiz inşallah bakalım. Federasyonun işleyişinde platformun ayrı bir başvurusu olacak mı? Çünkü 6 tane dernek tek bir platformun çatısı altında toplanmış. Evet. Şu an yukarıda bir federasyon var ve bu federasyonun bünyesinde BİDEF olarak tekrardan bir başvurumuz olacak mı? Tabii. Bu da olur gerek. O istişareyi federasyon başkanımızla yapacağız. Gerekirse daha güçlü olabilmek için o birleşmeyi de yapabiliriz. Peki başkanım, şu anki mevcut Bartın Dernekler Federasyonu başkanının geçtiğimiz dönemlerde daha başkanlığa aday olmadan önceki söylediği dönemlerde bir söylemi vardı. Bu söylem içerisinde Bartın Dernekleri federasyondan ayrı bir oluşum içerisinde olmalılar ki bize de konfederasyon yolu açılsın diye bir açıklamaları söz konusu kendilerinin. Bu şu anki kurulmuş olan platform acaba konfederasyon için atılmış yeni bir adım mıdır?
Böyle bir durum söz konusu mu? Böyle bir düşüncemiz yok. Evet, Batı Federasyon Başkanımızın böyle bir söylemi oldu seçim döneminde. Biz yakinen yanındaydık. Ama bizim yapmış olduğumuz platform çatısında böyle bir süreç ve böyle bir düşünce kesinlikle söz konusu değil. Var mı arkadaşlar soru sorun? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.